Merhaba arkadaşlar, ikinci yazılı geldi ve sizler de buraya geldiniz. Tonguç Akademi'de coğrafya tekrarımızı ve coğrafya yazılı provamızı yapacağız. Nasıl yapacağız? İlk başta 3 adımda gideceğiz. Birinci adımda öncelikle yazılı konularımızın üzerinden geçeceğiz. Yani bilmemiz gerekenler nedir, bunları göreceğiz. Tabii ki ikinci yazılı da birinci yazılının konularından daha sorulacağını bilmemiz lazım. Burada yer kürenin şekli ve hareketleri, koordinat sistemi ve konum, ardından da coğrafya reperim, haritalar konularını şöyle bir üzerinden geçeceğiz. Haritalar önemli tabii ki. Sonrasında da boşluk doldurma, eşleştirme sorularımız geliyor. Bunları da birlikte hep beraber yapacağız. Ve sonrasında da ödevimizi verip sınava tam anlamıyla hazır olmuş olacağız. Şimdi sizler arkanıza yaslanın ve dikkatli bir şekilde beni dinlemeye başlayın. Burada önemli olan şey şu. Bu tarz soruları yaparken eğer biliyorsanız siz de benimle beraber eşleştirin. Eğer bilmiyorsanız da cevabını, çözümünü izleyip takip edebilirsiniz. Şimdi İlk sınavımızda daha çok doğal sistemlerden, insan, doğa ve coğrafyadan gelmişti. Burada tabii ki coğrafyanın tanımı, konusu ve ilkeleri, işte coğrafya biliminin bölünmesi, tarihsel süreçte coğrafya biliminin gelişimi. Bunlara baktığımızda öncelikle şunu iyi hatırlamamız lazım ki coğrafyada bir dağılış ilkesi vardı. Mesela Marmara bölgesinin güneyinden fay hattı geçmesi dağılışla alakalıydı. Ama karşılıklı ilgi dediğimizde fay hattı bulunan yerlerde yer kırığı olduğu için jeotermal enerji olabiliyordu. Neden sonuç ilişkisi açısından baktığımızda da Marmara'da fay olduğu için tektonik deprem oluyor gibi cümleler bizim coğrafyadaki neden sonuç karşılıklı ilgi ve dağılış ilgisiyle alakalıydı. Coğrafyanın alt dallarına baktığımızda şunu da iyi bilmemiz lazım. Mesela kartografya harita çeşitleri yararlanma alanlarını, esaslarını inceliyordu. Hidrografya, yeraltı ve yerüstü sularını inceliyordu. Biyocoğrafya, bitki ve hayvan topluluklarını, klimatolojide iklim tiplerini ve atmosfer olanı inceliyordu. Bir de jeomorfoloji var. Bu da yer şekillerini inceliyordu. Tabi burada ilk çağda, orta çağda coğrafyaya katkı sağlayanlar bunlardan biraz daha az geleceğini düşünüyoruz. Ve gelelim ikinci bölümümüze, yer kürenin şekli ve hareketlerini. Şimdi burada şunu çok iyi bilmemiz lazım. Dünyanın şekline bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru gideceğiz. Hatta şöyle çizmek istiyorum. Şöyle bakın, bir dünya çizelim. Ekvator. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bazı şeyler değişecek. Bunu bir kere bilmemiz lazım. Öncelikle ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe arkadaşlar güneş ışınlarının düşme açısı, yani güneş ışınlarının düşme açısı veyahut da geliş açısı diyebiliriz buna, ekvatordan kutuplara doğru küçülüyor. Dolayısıyla sıcaklık azalıyor. Daimi kar sınırı alçalıyor. Bu ne demek? Şöyle bir ekvatorda 3500 metreden sonra kalıcı kar varken biraz daha aşağı iniyorsun. Burada 2000 metrede, burada 1000 metrede, burada direkt 0 metrede bile kalıcı kar olabiliyor. Denizlerdeki tuzluluk oranı azalıyor. Ekvatordaki denizler, yani sıcak yerlerdeki denizler daha tuzlu olmuş oluyor. Veyahut da devam edelim, ne diyebiliriz? Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi ekvatordan kutuplara doğru uzuyor. Atmosferin, yani güneşinden atmosferde kat ettiği yol tutulma oranı tabii ki artıyor. Güneşin ufuktaki yükseltisi ekvatordan kutuplara doğru azalıyor. Gölge boyları uzuyor. Niye? Işık ne kadar iyi gelirse gölge o kadar kısa olur. Ekvatordan kutuplara doğru ışık daha az, sıcaklık daha az olacağı için gölgelerde ister istemez uzayacak. Bitki örtüsü geniş yapraklı, karma iğne yapraklı şeklinde kuşaklar oluşturuyor. Termik basınç merkezleri oluşuyor. Burada arkadaşlar özetle şunu demek istiyorum. Eğer size bir madde veri bu neyle alakalı derse, yer kürenin şeklinin sonuçları daha çok ekvatordan kutuplara doğru sıcaklık azalır, işte yer çekimi artar, şu olur bu, haritalarda bozumlar artar diyorsa ekvatordan kutuplara doğru kelimesini kullanıyor. Yer kürenin kendi ekseni etrafındaki hareketi ise günlük kelimesini, çünkü gün içinde sıcaklık değişir, gün içinde gölge boyu değişir, gün içinde atmosfer, hep böyle gün içinde kelimesini görüyorsanız bu da kendi ekseni etrafındaki hareket oluyor. 24 saatte oluyor bu. Bir de yıllık hareket ve eksen ekli var. Bu sefer de yıllık şeyler, yani mevsimler oluşur. Yıl içinde sıcaklık değişir, yıl içinde gölge boyu değişir, yıl içinde İşte basınç farkı oluşur gibi ifadeler bu sefer yıllık hareketle alakalı olmuş oluyor. Tropikal kuşak, orta kuşak ve kutup kuşağı da yine matematik iklim kuşaklarının sonucunda oluşan bir şey. Koordinat sistemine baktığımızda ise Türkiye'nin dünya üzerindeki konumunu ve buna bağlı gelebilecek soruları iyi bilmemiz lazım. Bir kere şöyle bir dünya çiziyoruz. Bunu bileceğiz. Hop, tamam. Şurası ekvator 0. Bunu biliyoruz zaten. Ekvatordan kutuplara doğru şöyle gidiyorum mesela. 20, 40, 60, 80, 90 diyelim. Tamam mı? 20, 40, 60, 80, 90 diyelim. 90 tane kuzeyde, 90 tane güneyde olmak üzere toplam 180 tane paralel dairesi var. Bu bir. En genişi ekvator. Ekvatorun kutuplara doğru aralarındaki mesafe değişmiyor. Her zaman aralarındaki mesafe, iki paralel arası her zaman 111 kilometre. Ama kutup noktası nokta diyoruz bak. Ama ekvator geniş bir daire. Meridyenlere baktığımızda ise, başlangıç meridyeni 0. Eyvallah, tamam. 180 tane doğuda, 180 tane batı olmak üzere toplam 360 tane de meridyen yayımız var. Burada şunu iyi bilmemiz lazım. Meridyen yayları arasındaki mesafe her yerde aynı değil. Bakın
Burada ekvator üzerine belki 111 kilometre ama gittikçe aralarındaki mesafe daralıyor. Dolayısıyla bunlarda değişmeyen şey ise 4 dakika muhabbeti. Burada şunu bilmemiz lazım. Türkiye'nin olduğu yerin ne olduğunu tam olarak bize soracaklar sınavda. Dolayısıyla Türkiye'nin yerini de bilmemiz lazım. Türkiye 36-42, 26-45 meridyenler arasında yer alıyor. Türkiye kuzey yarımkürede ve başlangıç meridyene göre de doğu yarımkürede yer alıyor. Hemen Türkiye o zaman şöyle söylüyoruz. 36 kuzey ve 42 kuzey arasında. O zaman Türkiye'nin en kuzey ile en güney arasında 42-36, 666 kilometre 6 çarpı 111, 666 kilometre bir fark var. Meridyenlerine baktığımızda ise Türkiye'nin en doğusunda, pardon özür dilerim, en batısında 26 doğu meridyeni vardı. En doğusunda ise 45 doğu meridyeni vardı. 45-26 19 ediyor. 19 çarpı 4 76 dakikada en doğumuzla en batımız arasında da fark var. Bunları da hatırlamamız lazım. Tabi burada yerel saat, ortak saat dediği şey şu. Mesela diyelim ki şu anda saatimiz kaç? Diyelim ki saat 10 olsun. Saat şu anda İstanbul'da da 10, İzmir'de de 10, Ankara'da da 10. İşte ne bileyim Kars'ta da 10. Bu niye ortak saat kullandığımız? Peki ben diyelim ki İstanbul'dayım. İstanbul'un saatinin gerçekten 10 olup olmadığını, yerel saatin 10 olup olmadığını sanırım. Öğle vakti saat 12'de gölge boyu en kısa anı verir bir çubuk için. Eğer gölge boyu en kısa andaysa ve saatte 12 ise eyvallah derim. Ama saat 12 değil daha saat 11.30'sa demek ki ben saatimi ileri almışım. Hakikaten de ben normalde biz şu anda yaz saat uygulamasına göre gittiğimiz için saatimi ileri alıyorum. Normalde İstanbul ileriden geliyor. Tarih değiştirme çizgileri de arka taraftan, hani bunların antimeridyeni var ya, antimeridyenin arkasına yer alıyor. Bu sıfır antimeridyenin arkası, şey sıfır başlangıç meridyenin arkasında antimeridyen olan tarih değiştirme çizgisi var. Orada dünyanın tarihi değişmek zorunda kalıyor. Nasıl değişiyor? Bu tarafta 23 Nisan'da, bu tarafta 22 Nisan oluyor. Burası batı tarafı, bu tarafı da doğu tarafı olduğunu bilmemiz lazım. Göreceli konum ve mutlak konum arasındaki farkı bileceğiz. Mutlak konum, Türkiye'nin mutlak konumu 36-42 kuzey paralelleri, 26-45 doğu meridyenleri. Eyvallah. Göreceli konum ise Türkiye Orta Doğu petrollerine yakın bir durumda. Türkiye işte üç tarafı denizlerle çeviriyor. Bunlar Türkiye'nin özel konumuna bakalım. Türkiye'nin matematik konumunu ve özel konumunu bileceğiz. Gelelim coğrafi rehberim haritalar kısmına. Burada bir de konik projeksiyon gibi, silindirik projeksiyon ya da düzlem projeksiyon gibi şeyler var ki bunlar da küresel bir yüzeyi düzleme aktarırken haritalardaki bozulmalar yaşanıyor. Bunu en azından indirgemek için. Şimdi birincisi şunu dünya olarak düşünün. Tamam mı? Üç tane dünya çiziyorum. Şöyle. Bu dünyaların siyah kalem düştü aşağı, onu alayım. Evet, gerçekten canlı yayın kazası oldu. Eğer tam böyle silindir şeklinde dünyanın üzerine böyle bir şey geçirsem bu silindirik projeksiyon oluyor. Bu ekvator çevresi için. Bak, tam ekvatora değdi. Burası ekvator ve çevresi için iyi oluyor. Konik projeksiyon dünyanın kafasına sanki bir konu geçirmiş gibi oluyorsun. Bu da orta kuşak için iyi. Orta K yazıyorum. Düzlem projeksiyonda dar alanlar ve kutup çevreleri için iyi. O zaman buraya kutup ve dar alanlar diyorum. Kutup ve dar alanlar. İşte bunlar bu projeksiyon yöntemleri haritalardaki bozulmaları en aza indirgemek için yapılıyor. Haritanın başlığı var tabii ki. Koordinat sistemi var. 36, 40, 26, 45 dediğimiz gibi. Ölçek zaten bir haritayı kroküden ayıran en önemli unsur. Belli bir oranda küçültülmesi. Yön okları var. Haritalarda her zaman yukarısı kuzeyi gösteriyor. Lejant da haritalardaki işaretler. Ölçeklerimiz var. Kesir ölçek, çizgi ölçek diye. Bunlar son derece kolay. Nasıl? Şöyle gösterelim. Mesela diyelim ki şöyle bir şey verdi. Gidiyor burası. Bu bir çizgi ölçek olsun. İşte Suriye 0 dedi. 100 dedi. 200 dedi. 300 dedi. 400 dedi. Şuraya da bir 100 daha iniyor. Yani bunun yüzer yüzer arttığını göstermek istiyor ya, bize bir çizgi ölçek verdi. Bunu kesir ölçeğe çevirdi diye şöyle yapacaksınız. Tabi burasını kilometre cinsinden söylemesi lazım ve bunların her birine birer santim olması lazım. Genellikle böyledir. Şimdi burası 1 santim. Bir yazıyorsun böyle. Her biri 1 santim. Kaçar kaçar artıyor? Yüzer yüzer artıyor. 200'er 200'er artmıyor. 100 oluyor. 100'den 200 oluyor. 200'den 300. Hemen buraya bir 100 yazacaksın. Sonra da yanına 5 sıfır koyacaksın. 1, 2, 3, 4, 5. İşte buna çevrilmiş hali bu. O zaman ne kadar arttığını görüp yukarıda 1 yazıp 1 bölü işte kaç olmuş oluyor? 1 bölü 10 milyon olmuş oluyor. Bu kadar basit. Şimdi bu çizgi ölçeğin kesir ölçeğe çevrilmiş hali oluyor. Devam edelim. Ölçeklerine göre haritalar. Büyük ölçekler haritalarımız var. Orta ölçekler haritalarımız var. Küçük ölçekler haritalarımız var. Burada şunu iyi bilmemiz lazım matematiksel bilgi açısından. 1 bölü 2 mi büyüktür yoksa 1 bölü 9.999 mu? Tabii ki 1 bölü 2 daha büyüktür. Bunu biliyoruz. İşte ölçekle alakalı bunu da net bir şekilde bilmemiz lazım. Ölçekli haritalarda biz 1 bölü 20 binin büyük ölçekli bir harita olduğunu, 1 bölü işte 9 milyonun ise küçük ölçekli harita olduğunu bilmemiz lazım. Niye? Çünkü burada ayrıntı daha fazla, burada ayrıntı az.
Burada haritada bozulma oranı daha az, burada haritada bozulma oranı daha fazla. Burada gösterilen alan daha geniş ama burada gösterilen alan daha dar olmuş oluyor. Yani küçük ölçek açısından düşünecek olursak gösterilen ayrıntı burada az. Düzlemde kapladığı alan az. Paydadaki rakam büyük. Veyahut da gösterilen alan geniş. Hata oranı tabii ki fazla. İyice küçültüyorsun. Başka ne diyebiliriz? Aynı iki merkez arası uzaklık burada az. İzoipsler arası yükselti farkı fazla. İzoip sayısı da burada az oluyor. Ama burada ise ayrıntılar daha fazla. Düzlemde kalan, kapladığı alan daha fazla olmuş oluyor. Şimdi bu iki farkı da bilmemiz lazım ölçekler arasında. Kullanım amacına göre haritalar fiziki harita, topografya, siyasi atlas haritalar oluyor. Bakın biz 0'dan 9'a coğrafya konu anlatımı kitabımızı da bunları sizlere çok net detaylı bir şekilde kendimiz bizzat hazırladık. Bunları mutlaka okuyun. Enlemler falan. Buradan ödev vereceğim ama şurada fizik haritayı göstermek istiyorum. Sağ tarafta konu altım, sol tarafta soru çözümleri var. Burada i butonu tıklayaraktan size en yakın kırtasiyeye ulaşıp alabilirsiniz. Veyahut da mağazadan sipariş edebilirsiniz. Ha, projeksiyon dedik. Projeksiyon. Ha. Bakın bu fizik harita, bu siyasi harita. Hatta şöyle fizik haritayı... tam bir fizik harita. Şimdi burada size şunu sorabilirler. Fizik haritayı göstermek için mecburen bunu kullanmam lazım. Bağlı yapıyor hoca demeyin. Şimdi burada dağları yükseltisi fazla olduğu için kahverengi göstermişiz. Alçak yerleri yeşille göstermişiz. Sakın sakın yeşil yerler yeşillik, sarı yerler çöl yerler sarı, hafif koyu kahverengi toprak olan. Hayır, bu renkler orada yetişilen tarım ürününü ya da bitki örtüsünü göstermiyor. Çukurova alçak olduğu için yeşil, Konya Ovası 500 metreden yüksek olduğu için sarı. Yoksa Çukurova'da yeşil fasulye, burada ne bileyim buğday yetişiyor, o yüzden demeyeceksiniz. Sakın sakın bu hatayı yapmayın. Tabii şu önemli, sadece fizik haritalardan şey çıkarılabiliyor. Nedir onun adı? Yükselti, profil çıkarılabiliyor. Ama siyasi haritalardan, mesela şu siyasi haritadan yükseltiye ulaşamazsınız. Burada da şehir sınırları belli. Özel amaç haritalar olabiliyor. Mesela jeoloji haritası, sinoptik haritalar, izobar haritalar, yani basınç haritaları da olabiliyor. Tematik haritalar var. Klimatik, jeomorfoloji bu şekilde devam ediyor. Şimdi, Türk İslam tarihinde haritacılık açısından da Piri Reis, El İdrisi, Kaşgarlı Mahmut'un biliyorsunuz Divan-ı Lügat Türk adlı kitabının arkasında bir dünya haritası vardı. Coğrafi bilgilerin haritaya aktarılması da önemli. Coğrafi bilgi sistemleri uzaktan algılamada burada bilmemiz gereken son kısımlar oluyor. Şimdi gelin artık soruları çözmeye başlayalım. Dünya üzerindeki herhangi bir yerin enlem ve boylam dereceleri belirtilmesine biz mutlak konum diyoruz. O yüzden buraya C harfini yazıyorum. Dünyanın düzlem üzerine aktarılırken ortaya çıkan hataları en aza indirebilmek için kullanılan yöntem de tabii ki projeksiyon yöntemi. Başlangıç meridyenin 180 doğu ve batısından geçen meridyene biz ne diyoruz? Tabii ki tarih değiştirme çizgisi. Ona da A harfini yazalım. Haritalarda kullanılan işaret ve renklerin ne anlama geldiğini gösteren bölümde tabii ki legend. Belirli bir konuya yönelik olarak çizilen haritaları da biz tematik harita. Tema konu demek ki oradan hatırlayın. Bursa diyebiliriz. Geldik bu tarafa. Dünya üzerindeki her noktanın yerini belirlemek için kullanılabilen bir yer bulma sistemi, bu da koordinat sistemi, F harfini yazıyoruz. Her türlü verinin toplanması, amaca göre bu verilerle çeşitli analizler yapılması, bu analizlerin sonuçlarının harita, tablo ve grafik şeklinde gösterilmesi için tasarlanmış olan bilgisayar sistemini de biz tabii ki ne diyeceğiz? Coğrafi bilgi sistemleri diyeceğiz. Buraya da hemen İ harfini yazalım. Çevresindeki önemli yollar, denizler, ülke, dağ ve doğal kaynaklar gibi yerel değişkenler açısından bir yerin başka bir yere göre tanımlanmasına biz tabii ki de ne diyoruz? Göreceli konum diyoruz. O zaman buraya G harfini yazıyorum. Fiziksel temas olmadan havadan ve uzaydan cisimler hakkında bilgi alma tekniğine de biz uzaktan algılama, yani J jandarmayı yazalım. Bir yerin, bir bölgenin ya da bir alanın dünya üzerinde nerede bulunduğunu göstermek amacıyla çizilen haritaları da biz lokasyon haritası diyoruz. O yüzden burada da lokasyon haritası H harfi olduğu için H harfini yazıyorum. Geldik başka bir soruya. Paralellerin çevre uzunlukları ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Kutup noktasında nokta oluyordu. Ama en geniş, en tombiş kısımda ekvator şişkin. Yeryüzündeki herhangi bir noktanın başlangıç meridyeni olan uzaklığının yerin merkeziyle yaptığı açının değerine biz boylam diyoruz. Boylam. Ülkeler arasındaki saat farklarının ortaya çıkabilecek karışıkları önlemek amacıyla uluslararası saat dilimleri. Uluslararası saat dilimleri kullanılıyor. Saat dilimleri düzenlenmiştir. Şimdi bakın, bu saat dilimlerini şöyle bir gösterelim sizlere. Bakın, mesela şöyle düşünün. Şurası 0 başlangıç meridyeni. Tamam, bunu biliyoruz hocam. Eyvallah. Sonrasında biliyorsunuz her 4 dakikada bir meridyen arasında 4 dakika vardı. 4 çarpı 15 dersek ne olur? 60 dakika der. Demek ki 15 meridyende bir şey oluyor diyebiliriz. Nedir onun adı? Bir saat dilimi değişiyor diyebiliriz. Şimdi burası 0 başlangıç meridyen dedik. Birinci saat dilimi 15 meridyeninde. İkinci saat dilimi
30 meridyeninde. 3. saat dilimi 45 meridyeninde. 4. saat dilimi 60 meridyeninde. 15-15'er gidiyorum. Niye? Çünkü 4 çarpı 4 dakika, 4 dakika çarpı 15, 60 dakika diyor. 1 saat 60 dakika. Şimdi burada şöyle bir mantık var. Oraya dikkat edin. Şurası, şu kısım 0. saat dilimi ya. Şurası 1. saat dilimi oldu. 30 2. saat diliminin ortası. 45 3. saat dilimini gösteriyor. Türkiye neredeydi? 26.45'teydi. O zaman şöyle 26'yı alıyorum. Şuradan 26'yı çiziyorum. Şöyle Türkiye haritası çizeceğim zaman. Türkiye 26.45 meridyenler arasında ya. Türkiye 2. 3. saat dilimi. Ama biz artık hep 3. saat dilimini kullanıyoruz. Bunu da bilmemiz lazım. Biz burayı kullanırken İngiltere'de başka bir saat dilimi kullanılıyor. Almanya'da başka bir saat dilimini kullanıyor. O yüzden Avrupa'ya gittiğimizde saatleri ileri veya geri alıyoruz. Şimdi burada devam ettik. Ne dedik? Projeksiyon yöntemiyle çizilen haritalar orta enlemler ve çevresindeki alanları doğruya en yakın gösterir demiş. Hangi haritalar? Tabii ki burada konik projeksiyon yöntemi. Hatırlarsanız söylemiştik. Projeksiyon yöntemlerinde silindirik ekvator ve çevresi için, konik orta kuşak için, düzlemde kutuplar ve daha kısa dar alanlar için demiştik. Harita çiziminde ilk önce kullanım amacı belirli. Yani sen haritayı ne amaçla kullanacağını bilmiyorsan ister fiziki harita yap, ister siyasi harita yap. Hiçbir işe yaramaz. Ama ben burada yükseltileri bulacağım diyorsan o zaman bir kere fiziki harita yapacağım belli. Bütün haritalarda bir kere alan bulabilirsin. Dolayısıyla uzunluk da bulabilirsin, uzaklık bulabilirsin. Alan, uzaklık. Başka ne diyebiliriz? Yön bulabilirsin. Haritalarda her zaman yukarısı kuzeyi gösterir. Konum bulabilirsin. Ama yükselti profil çıkarmaz sadece fiziki haritalarda. Aynı zamanda silindir projeksiyon yöntemiyle çizilen haritalarda ekvator çevresi doğruya en yakındı. Hatırlarsanız şöyle dünyaydı. Hop şuradan silindir geçiriyorduk. Düzlem projeksiyon daha çok kutup çevresi haritaların çiziminde kullanılıyor. Aynı zamanda fiziki haritalarda renkler yükselti basamaklarını gösteriyor. Yeşil yerler yeşilliği, sarı yerler çölleri göstermiyordu. Yeşil yerler 0-500 metre arasını, sarı yerler 500-1000, işte turuncu yerler 1000 ve daha fazlası diye gidiyor. Kahverengi şeklinde gidiyor. Geldik başka bir tarafa. Boşlukları dolduralım. Şimdi A'dan B'ye gidiyoruz. Yani ekvatordan kutuplara doğru gittiğimiz zaman, ekvatordan kutuplara gittiğimiz zaman güneş ışınlarının düşme açısı azalır. Niye? Şurada güneş olsun. Hop 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 hop. Bak şöyle güneş ışını biraz güneş rengi bir şey alalım. Güneşimiz normalde bu renk değil mi? Şöyle bir şey yapalım. Ha. Şimdi bakın buraya hop diye geldi. Ama buraya ne kadar? Bak aynı süreden sonra 1, 2, 3, 4, 5 bayağı bir yol kat etti. Dolayısıyla ister istemez ısısı azaldı. O yüzden burası soğuk oluyor, burası sıcak oluyor. Bu bir. Güneşten düşme açısı azalıyor. Aynı zamanda sıcaklık dolayısıyla azalır. İklim, bitki örtüsü, tarım ürünleri, toprak türleri farklılaşır. Bu ne demek? Ekvatorda geniş yapraklı ağaçlar varken sonrasında karışık yapraklar, iğne yapraklar şeklinde kuşaklara ayrılır. Bu sıcaklığın enleme göre değiştiğinin en güzel göstergesi. Kalıcı kar alt sınırı tabii ki alçalır. Bu ne demek? Ekvatorda 3500 metredeyken yani şöyle düşünün. A'dan B'ye doğru gidiyorum. Bakın şimdi A'daki bir dağ. Biraz daha ortalardaki bir dağ. Biraz daha ortalardaki, biraz daha ortalardaki bir dağ. Şimdi şunlar kalıcı kar olsun. Burası, şunlar, bu dağların hepsini yükseltse aynı. Hepsi 3500 metre olsun, tamam mı? Burada 3500 metrede erimeyen kar var. Burada biraz daha aşağı iniyor. Burada biraz daha aşağı iniyor. Burada daha da aşağılar iniyor. Ve şunlar da bakın şu taradığım kısımlarda toprak örtüsü, diğer beyaz kalan beyaz. Niye karlar daha aşağı indi? Çünkü burası daha soğuk olduğu için ancak çok yukarılarda karlar erimeden durabiliyor. Biliyorsunuz her 200 metrede sıcaklık 1 santigrat derece azalır. Yukarı doğru çıktı sıcaklık azalıyor ama burada ancak 35'lere çıktıktan sonra sıcaklığı ancak azaltabiliyorsun. Burada ise zaten havalar soğuduğu için hemen sıcaklık düşüyor. Tarım, orman ve yerleşme üst sınırları da tabii ki alçalır. Bu ne demek? Yani burada adamlar ta buralarda yaşıyor. Mesela Ekvator'da bulunan Bolivya'nın başkenti La Paz 3000 metrede kurulmuş. Bizim Ağrı Dağı'nın daha üstüne çıkmış adam. Ama sen Türkiye'deki bir adam 2000 metreden yukarıda yaşayamaz zaten. Çok soğuk oluyor. Veyahut da tarım yapamıyor. Gittikçe aşağı iniyoruz. Şimdi C'den D'ye gidiyoruz. C'den D'ye gittiğimiz zaman ne olacak? Bu sefer kutuplardan ekvatora doğru gidiyoruz. Dolayısıyla cisimlerin gölge boyları kısalacak. Niye? Işık ne kadar iyi gelirse o kadar gölgesi kısa olur. Öğlenleyin gölgemiz kısadır. İkindiye doğru gölgelerimiz uzar. Denizlerin tuzluluk oranları artar. Dolayısıyla şöyle düşünün. Şurası Türkiye olsun. Türkiye'de en sıcak deniz hangisi? Akdeniz. Akdeniz o zaman daha tuzlu. Niye? Sıcaktan terliyor, tuz çıkarıyor gibi düşünün. İğrenç bir örnek verdim. Ama Akdeniz
Ege Denizi'nden daha tuzlu. Ege Denizi Marmara'dan, Marmara'da Karadeniz'den daha tuzlu. Karadeniz'de Baltık Denizi'nden daha tuzlu. Kızıldeniz'de aşağıdaki Akdeniz'den daha tuzlu. Yani sıcak deniz daha tuzlu. Dünyanın çizgisel hızı, burası önemli, artar. Niye biliyor musunuz? Ekvator ve çevresi de dünya daha hızlı dönüyor. Dolayısıyla burada çizgisel hız daha fazla. Yani güneşin doğuşu ve batışı çok daha kısa sürüyor. Hemen hop doğup hep batıyor. Ama kutuplara doğru gidildikçe güneşin doğuş ve batış süresi uzuyor. Romantizm süresi uzuyor. Alacakaranlık süresi uzuyor. Çünkü çizgisel hız azalıyor. Yer çekimi tabii ki azalır. Dünya kutuplardan basık olduğu için yer çekimi kutuplarda daha fazladır. Ekvatorda daha azdır. Ekvatordan kutuplara doğru gittikçe yer çekimi artar. Kutuplardan ekvatora doğru gittikçe yer çekimi azalır. Gece gündüz süre farkı azalıyor. Ekvatorda her zaman 12-1-12. Ama kutuplarda 24 saat gece 0 saat gündüz olduğu anlar olabiliyor. Veya tam tersi 24 saat gündüz 0 saat gece olduğu olabiliyor. Şimdi Türkiye'nin en batı ucunda yerel saat 9-10 ise doğu ucunda yerel saat kaçtır diye bir sorumuz var. Bakalım. Şimdi önce hemen şöyle bir Türkiye haritası çizebiliyorsanız çizeceksiniz. Ama çizemiyorsanız ben şöyle çizeyim ki siz daha iyi anlayın diye. Çizemiyorsanız diye saçma sapan bir espri yaptım gerçekten. Niye çizesiniz ki böyle çizmek zorunda değilsiniz. Şöyle çubukla da görürsünüz. Türkiye'nin en batı ve en doğu ucu dediniz. En batı ucunda yerel saat 09.10 ise 09.10 diye yazdık. Doğu ucunda yerel saat kaçtır diyor. Şimdi şunu bilmemiz lazım. Türkiye hangi meridyenler arasındaydı? 26 doğu meridyeni ile 45 doğu meridyeni arasındaydı. 45 doğu meridyeni dedik. O zaman Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasında toplam kaç meridyen fark var? 45 eksi 26, 19 meridyen fark var. Her iki meridyen arası 4 dakika olduğuna göre 19 çarpı 4, 76 dakika zaman farkı var. O zaman burada güneş önce doğuyor. Zaten o yüzden buraya doğu diyoruz. Doğmaktan doğu. Türkiye'de güneş önce burada doğuyor. Türkiye'de güneş önce burada batıyor. Türkiye'de iftar önce burada okunuyor. Türkiye'de iftar en son ise burada okunuyor. Türkiye'de en son güneş burada batıyor. Gökçeada'da batıyor. En son şey nedir onun adı? Hava burada kararıyor. Şimdi dolayısıyla burada 9'u 10 geçe güneş doğuyorsa burada çok daha önce doğması lazım. Çünkü önce burada doğacak, sonra burada doğacak. Burada 9'u 10 geçe ise burada çok daha ileriki saat olacak. Burada doğdu artık 9 olacak, 10 olacak, daha da gidecek. O zaman 09.10'a 76 ekleyeceğiz. 76'da 1 saat 16 dakika olduğu için 1.16 ekliyorum. 10.16'da 26 eder. 9.1 daha bir dakika. 9.16, 10.16. Tamam. Şimdi aradaki farkı bir daha kaçırmayalım. 76 dakika fark var. 1 saat 16 dakika eder. 9.10 ise 10.10 olacak. 10.26 evet. 10 yazıyoruz. 10.26 olacak saat. Şimdi burada şöyle bir şey var. 76 dakika zaman farkı var dedik. 1 saat 16 dakika yerel saat fark dedik. Artı 1 saat 16 o kadar az. Evet tamam. Geldik buraya. Şunu yapalım. Şimdi başka bir soruya geçtik. A ve B kentler arasındaki uzaklık, A ve kentler uzunluk 1 milyon 600 bin ölçekli bir haritada 10 santimetre ile gösterilmiş. Güzel, çok güzel. Her şeyi gösterebilir. Buna göre iki kent arası gerçek uzaklık kaç kilometre diyor. Şimdi bir de şunu bilmemiz lazım. Şimdi harita üzerinde mesela şurası Türkiye haritasını bir kez daha çizmek istiyorum ki konuyu daha iyi anlayalım. Burası önemli çünkü. Şöyle bir Türkiye haritası çizdik. Tamam. Çizdik. Güzel. Gerçekten çok güzel çiziyoruz. Şimdi Türkiye'nin konu dedik. Şimdi Türkiye'de İstanbul burada. Çok güzel. Ankara burada. İstanbul Ankara arasının biz 500 kilometre olduğunu biliyoruz. Yani 450-500 kilometre. Tamam mı? Peki şimdi ben buraya çizdiğim haritada İstanbul Ankara arası 500 kilometre mi? Hayır. 5 santim neredeyse. Öyle değil mi? Yani çok az. Şimdi bu 5 santim neresi? 500 kilometre neresi? Demek ki ben burada küçültmüşüm. Ne kadar küçülttüğümü nereden bulacağım? Ben 1 kilometrede yani 1 santimetrede 1 kilometre göstermişim. 1, 2, 3, 4, 5 sıfır göstermişim. Niye? Santimetre, desimetre, metre, dakametre, hektometre, kilometre. 5 sıfır var. Şimdi demek ki ben bu 5'e bu 5 sıfır eklersem 500 kilometreye ulaşabiliyorum. Yoksa ulaşamıyorum. Şimdi demek ki ben 1 bölü 100 bin oranında küçültmüşüm ki anca buraya sığmış. Şimdi biz gerçek uzunluğu demek ki nasıl buluyoruz? Gerçek uzunluk eşittir. Harita uzunluğu HU çarpı ölçek paydası. Yani şu öp diyoruz, ölçek paydası diyoruz. Burası son derece basit, net, anlaşılabilen bir şey. Bu tek bilinmeyenli denklem olarak size soracaklar sınavda. Hiç endişelenmenize, hiç korkmanıza gerek yok. Buralar son derece kolay kısımlar arkadaşlar.
Burada işte acaba şöyle mi bacağı böyle mi hiç gerek yok. Hatta bunun şöyle bir üçgeni var. İlluminati üçgeni gibi. GU'yu en üste yazıyorsun, tamam mı? HU harita uzunluğu çarpı ölçek paydası diyorsun. Şimdi burada üçgenimiz ne demek biliyor musun? GU'yu soruyorsa harita uzunluğu çarpı ölçek paydası diyorsun. HU soruyorsa GU bölü ÖP. ÖP'yi soruyorsa yani ölçek paydasını soruyorsa GU bölü HU diyorsun. Bu kadar basit. Şimdi bizim sorumuza denecek olursak gerçek uzunluk eşittir harita uzunluğu çarpı ölçek paydası demiştik. Şimdi biz gerçek uzunluğu bilmiyoruz. Eşittir diyorum şimdi. 10 harita uzunluğu çarpı ölçek paydası da 600 bin. Tamam, bunu da yazdık. Sonra bunları çarptığınız zaman ne oluyor? 6'nın yanına 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 0 ekleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 0 ekliyoruz. Tamam. Evet, sonrasında ne olacak? Bunu ne yapacağız? Biz bu santimetre. Sen şimdi iki şehir arasındaki mesela İstanbul Ankara arasında santimetreyle söylemezsin ki. Neyle söylersin? Kilometreyle söylersin. O zaman bunu hemen kilometreye çevirmek için 5 sıfır atıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 sıfır attığımızda da geriye 60 kalıyor. O zaman 60 kilometre fark vardır diyebiliriz. Gerçek uzaklık 60 kilometredir diyebiliriz. Gerçekte A ve B kentleri arasındaki uzaklığın 5 santimetreye gösterili bir haritanın kesir ölçeği nedir diyor. Bu sefer ölçeği soruyor. Şimdi ölçekte ne yapıyorduk? Ölçek paydasını bulmak için ne yapıyorduk? Ama ben ölçek diye yazayım tanımımıza. Ölçek eşittir harita uzunluğu bölü gerçek uzunluktu. Şimdi bir kere ölçeği sorduğuna göre harita uzunluğu ne? 5 santim. Ölçeğimiz ne? 50, tamam mı? Bunun hemen 5 bölü 50 oluyor. Yani hani bunları 5 ile 5'i sadeleştirsen 1 bölü ne yapabilirsin? 10 dedin. Hani bu 5'i 5 bölersen 1 olur. 5'i 5'e bölersen dur kafa karıştırıcı yaptım ben. Şöyle düzeltelim tabii. Siz matematiksel olarak ben direkt konuyu bildiğim için hızlı gidiyorum. Şöyle düşünelim. Şimdi gerçek uzunluk bölü harita uzunluğu olacak ya. Gerçek uzunluğumuz ne? 50. Tamam. 50 kilometre ama. O zaman bunu önce santimetre çevirelim. 1, 2, 3, 4, 5. Bölü harita uzunluğu 5'ti. 5'e bölüyoruz. Bu 5'ler birbirini sadeleştiriyor. 5'te 5 bir kere. Bir kere. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 0'ı koyuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 koyuyoruz. O zaman burada 1 bölü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 koyuyoruz. Ve bitiyor. Bu kadar basit. Yani ölçek eşittir harita uzunluğu bölü gerçek uzunluk. Bizim illüminati üçgenimizi unutmayalım. Neydi? Gerçek uzunluk. Burada da harita uzunluğu var. Harita uzunluğu. Burada da ölçek paydası var. Eğer bize gerçek uzunluğu sorarsa ne yapacağız? Harita uzunluğu çarpı ölçek paydası. Ölçek paydasını sorarsa gerçek uzunluk bölü harita uzunluğu. O zaman gerçek uzunluk 50 idi. 50 kilometreydi. 50 kilometre 5 santimetre biliyoruz. Kilometreyi santimetreye bölemezsin. Yani patatesi domatese bölemezsin. Ne yapacaksın? O zaman bunu da patates yapacaksın. Bunun yanına 5 sıfır attın. Böldüğün zaman da böyle bir rakam çıkıyor. Dolayısıyla cevabımız 1 bölü 10. Geldik işte 1 bölü 10 diyorum ya. 1 bölü 1 milyon. Geldik buraya. A ve B kent arası 30 kilometre olan gerçek uzaklık 1 bölü 1 milyon ölçekli bir harita kaç santimetreyi gösterir? Formülümüz neydi? Harita uzunluğu eşittir. Gerçek uzunluk bölü ölçek paydasıydı. Ne yapacağız o zaman? Bu sefer gerçek uzunluğu ölçek paydasına böleceğiz. Hemen gerçek uzunluğumuzu hatırlayalım. 30 kilometreydi. Bunu neye böleceğiz? Ölçek paydasına böleceğiz. Hemen bölüyorum. Bölebilmem için de ne yapmam lazım? Şöyle yapalım. 1, 2, bunu önce santimetreye çevirelim. 1, 2, 3, 4, 5 bölü haritadaki ölçek paydası neydi? 1 milyondu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedik. 6 tane 0 koyduk. Şimdi bunu buna bölerken ne yapacağız? Sadeleştireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 buradan gitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 buradan gitti. 3'te 1 kaç kere? 3 kere. Bu kadar basit. O zaman harita uzunluğu eşittir 3 santim diyoruz. Harita uzunluğu eşittir gerçek uzunluk bölü ölçek paydası dedik. Neye göre dedik hocam? Biz manyak mıyız? Şu Illuminati üçgenine göre dedik. GU üstte, HU ve çarpı ÖP. Gerçek uzunluk için HU çarpı ÖP. Ölçek paydası için GU bölü HU. Harita uzunluğu için GU bölü ÖP dedik. Bak GU bölü ÖP bizi her zaman doğru sonuca ulaştırdı. Şimdi bir de eğim sorumuz var. Eğim sorumuza bakalım. Şimdi bayağı bir hesaplama soruları sormuşuz. Eğim genellerde sınavlara çıkmıyor ama zor bir sınav olursa diye soralım dedik. A ve B arası %4 eğim varsa ve iki merkez arası 5 kilometre mesafe varsa yükselti farkları kaç metredir diyor. Şimdi eğim %4'müş. Eğim eşittir %4. Tamam, bunu koyduk.
Yatay uzaklık YU eşittir 5 kilometreymiş, tamam mı? Metre olarak sorduğu için bunu biz 5000 metre olduğunu bilmemiz lazım, tamam. Yükselti farkını soruyor. Yükselti YF olsun, tamam mı? Bu nedir diye soruyor. Bir kere şunu unutmayalım. Formülümüzü hatırlayalım tabii ki. Eğim eşittir yükselti farkı çarpı 100 bölü yatay uzaklık. O zaman tek bilmeyelim. Denklemimizi yapalım. 4 eşittir YF, bize YF'yi soruyordu, çarpı 100 bölü 5000. Bunların hepsini doldurmuştuk. YU'ya 5000 yazmıştık, buraya koyduk. Eğime 4'ü zaten vermişti. Bize yükselti farkını soruyor. Yükselti farkları kaç metredir diyordu. Şimdi o zaman ne yapacağız? Birincisi 4 ile 5000'i çarpalım. Ne çıkar? 20.000 çıktı. 20.000 eşittir yükselti farkı çarpı 100 olur. Yükselti farkı da tabii ki işler dışlar çarpımından 200 metre olabileceğini rahatlıkla biliyoruz. Niye? Buradan bu gitti, buradan da bu gitti. 200 metre olmuş oluyor. Dolayısıyla doğru cevabımız 200 metre. Geldik başka bir soruya. Şimdi yukarıda verilen çizgi ölçek kesir ölçek çeviriniz. Ne yapıyorduk? Son derece basitti. Kaçar kaçar artıyorsa ona dikkat ediyorduk. 16'şar 16'şar artıyor. O zaman hem 1 yazıyoruz, hop 16 yazıyoruz, sonra da 5 sıfır ekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bu kadar basit. Bu kadar, başka bir şey yok. Burası 4 santim. Niye? Çünkü 1, 2, 3, 4 santim. O yüzden birer santim gidiyor. Yani size şöyle bir soru da verebilir. 1, 2, 3, 4, 5 der. İşte buraya 20 der, 0 der. 20, 40, 60, 80 der. Şimdi bunların birer santim olduğunu da söyleyebilir. Ya da 1, 2, 3, 4, 5 santim der. O zaman burası bütünüyle kaç santim olacak? 5 santim olacak. Şuralar zaten kilometre, bunu biliyoruz. Bunu çevir der. Sen ne yapacaksın? Kardeşim burası 5 santim ise her biri 1 santim. 1 santim. 1 santim, 1 santim, 1 santim. 1 santim olduğu için 5 santim olmuş. Ben 1'i üste yazarım. 20'şer 20 artıyor. 20 yazarım. Sonra da 5 sıfır atarım. 1, 2, 3, 4, 5 diyeceksin. Ve sonra da arkana dönmeden kaçacaksın. Geldik ölçek çeşidi ve karşılaştırması. Şimdi burada İstanbul'u yapmış. Çok ayrıntılı bir şekilde gösteriyor. Bir dünya yapmış. Çok da ayrıntılı bir şekilde göstermiyor. O zaman ölçek çeşidi bakımından karşılaştırdığımızda İstanbul haritası büyük ölçekli. Çünkü bayağı net bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde görebiliyoruz. Büyük bir ölçekle, yani atıyorum daha düşük bir rakama bölünmüş. Bu ise küçük ölçekli. Dolayısıyla geniş bir alanı gösteriyor ama ayrıntı az. Hatırlarsanız 1 bölü 2 büyüktür. 1 bölü 9 milyondu. Onun gibi düşünün yani. Dolayısıyla 1 bölü 20 bin de yine 1 bölü 20 bin 20 de 1 bölü 9 milyondan büyük. Şimdi gösteren alana baktığımızda burada dar bir alanı gösteriyor. Sadece İstanbul'u gösteriyor. Burası tüm dünyayı göstermiş. O yüzden geniş diyebiliriz. Şimdi başka bir kalemle yazmak istiyorum. Ayrıntı gösterme gücü İstanbul'da fazla. Tüm boğazlar falan gözüküyor. Burada ise ayrıntı gösterme gücü az. Yalan yani. Türkiye bile gözükmüyor. Hata oranı burada az. Her şey detaylı. Ama burada hata oranı bayağı fazla. Ölçek paydasındaki sayı burada gördüğünüz gibi küçük. Daha küçük bir rakama bölmüş. Burada ise ölçek paydasındaki sayı büyük. Bunu da bilmemiz lazım. İzoipsler arası yükselti farkına baktığımız zaman izoipsler arası yükselti farkı tabii ki burada az, daha küçük rakamlarla bir. Burada ise fazla fazla artması lazım. Başka türlü sığmaz. İzoip sayısı burada fazla. Burada ise izoip sayısı az. Bunu da net bir şekilde bilmemiz yeter. Geldik doğru ve yanlışa. Şimdi burada ne diyoruz? Yerel saat farklarının oluşma nedeni dünyanın güneş etrafındaki harekettir. Yanlış. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki harekettir. Türkiye'de dört mevsim belirgin olarak yaşanması mutlak konumun sonucudur. Doğru. Türkiye'de dağların güney yamaçları bakı etkisiyle daha çok ısınır. Doğru. Yani dağların güney tarafı daha sıcak. Niye? Biz enlemimiz daha doğrusu bulunduğumuz yarım küre, kuzey yarım küre, dolayısıyla güneyden sıcaklıklar geliyor. Dünya kendi ekseni etrafında doğudan batıya doğru döndüğü için batıdaki meridyenlerde yerel saat daha ileri olur. Yanlış. Doğudakilerde daha ileri olur. Planlar küçük ölçekli haritalar içerisinde yer alır. Yanlış. Onlar büyük ölçekli haritalar içerisinde alır. Küçük ölçekli haritalar geniş alanları, dünyanın tamamını, kıtaları ve ülkeleri göstermek için çizilir. Doğru. Tarih değiştirme çizgisinin batısı ve doğusu arasında zaman farkı bir gündür. Bu da doğru. Bundan söylemiştim. Şimdi arkadaşlar hemen ödevinizi veriyorum. Bakın burası çok çok önemli. Şu anda söyleyeceğim şeyler esasında sınavda çıkacak şeyleri belirleyecek. Burada 0'dan 9'a coğrafyası olan arkadaşlar buradan çalışıp sınavdan süper notlar alabilirler. Olmayan arkadaşlar da kendi ellerindeki kaynaktan çalışabilirler ama tekrar şu anda çıkacak yerleri söylüyorum. Birinci ünitenin konularından fazla sormayacak hocanız. Size %100 dünyanın şeklinin sonuçlarını soracak. Enlemin etkilerini soracak. Dünyanın günlük hareketinin sonuçlarını soracak. Dünyanın yıllık hareketinin sonuçlarını soracak. Eksen ekli ve yıllık hareket.
Özel tarihlerden mutlaka 21 Aralık, 21 Haziran'dan soru gelecek arkadaşlar. Bu gölgelerden sormayabilir. Paralel meridyen farkını sormayabilir ama bunların hesaplamalarıyla alakalı yerel saat hesaplamaları soracak. Türkiye'nin matematik ve özel konumunun sonuçlarını soracak. Göreceli konumunun. Ve sonrasında haritaya bakıyoruz. Haritada silindir, konik projeksiyonlar hani öğrendiniz. Gelme ihtimali var gibi ama büyük ölçek, küçük ölçek farkını soracak. Hesaplamalar, ölçek çeşitleri üzerine hesaplamalar yaptıracaksa yani şu GU bölü HU çarpı ÖP bunu bilmenizi isteyecek. Ve eğer işlediyseniz izoüslere kadar gelseniz izoüslerden de soru geleceğini bilmeniz lazım. Bakın burada falez, işte mevsimlik akarsu, işte bunların her birinin yükseltisinin aynı olduğu bu farkları da eğer işlediyse hocanız mutlaka bilin. Bunlarla alakalı zaten süper ayrıntılı videolar çektik. Onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar ödeviniz. Tak coğrafyadan ise direkt tak coğrafyadan da ödev vermek istiyorum sizlere. Burada insan doğa ve çevrede ile alakalı sayfa 23-24'te yazılı çalışmamız vardı. Ona bakabilirsiniz. O birinci yazılı ağırlıklıydım. Burada sayfa 25'ten başlayaraktan hemen sonlara doğru gelmek istiyorum. Sayfa 36'ya kadarki testleri çözmenizi istiyorum. Ve sayfa 37 ve 38'deki yazılı sorularını çözün. Sonrasında yine sayfa 39'dan başlayıp burada hemen şöyle gösterelim. Sayfa kaçta? Sayfa 49'a kadarki testleri ve 49 ile 50 arasındaki yazılı sorularınızı çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Coğrafi rehberim haritalar kısmında da sayfa 51'den tabii ki iklime kadar yani atmosfere kadar kısımda sayfa 60'a kadar sorular ve 64-65'lik yazılı sorularını çözerseniz sınavınızdan çok çok iyi bir not alırsınız. Şimdiden sınavlarınıza başarılar. Unutmayın en iyi sınav bitmiş sınavdır. Ödülü sorumuzu yapın. Yorumlu sorular yollayın arkadaşlar. Yorumlu sorulara yollayın dedim. Yorumlara yollayın. Hadi bakalım.